Arkadaşlar tekrar hoş hoşgeldiniz e, ikinci videomuza devam ediyoruz e, bugün sizlerle present tense'leri göreceğiz present tense'lerimiz yani geniş zaman şimdiki zaman present perfect ve present perfect continuous tense'leri göreceğiz bir sonraki video past tense'lerle ondan sonraki video da future tense'lerle olacak ve daha sonra da tense'leri tamamen bitireceğiz e, şimdi bakalım arkadaşlar present tense'lerimize bizim 4 adet present tense'imiz var öncelikle present ne demek size ondan kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar Present arkadaşlar günümüzle alakalı. Günümüz demek aslında. Birçok anlamı var. Mesela hediye anlamı da belki biliyorsunuzdur. Ama biz şu anda present'ın günümüz anlamını yani zamanlar kavramını ilgilendiren kısmından bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk zamanımız simple present tense. Türkçe geniş zaman diye çeviriyorum. ikincisi present continuous tense. Şimdiki zaman diye çeviriyorum. Present perfect tense'imiz var. Bunun tam Türkçe karşılığını çevirmeyeceğim ve present perfect continuous'u yeri geldiği zaman anlatacağım arkadaşlar. İlk zamanımız olan simple present tense'e başlayalım. Şimdi bir önceki cümlede bahsetmiştim arkadaşlar. Bizim İngilizce'deki cümle yapımız nasıldı? Hemen yazalım. Öznemizi kullanıyorduk, fiilimizi kullanıyorduk. Daha sonra da nesnemizi kullanıyorduk. Ne demiştik? İngilizce'de öznesiz cümle olmaz demiştik. Bizim ben sen biz onlar öznelerimiz için fiilimi yalın haliyle kullanıyorum. Daha sonra nesnemi kullanıyorum. He she it içinse fiilime s takısı getirip daha sonra da nesnemi kullanıyorum. Bu bizim olumlu cümlelerimiz için. Mesela bir tane olumlu cümle yazalım. Diyorum ki I live in Ankara diyorum. Ben Ankara'da yaşıyorum derken öznemi kullandım. Fiilimi yalın kullandım. Daha sonra da nesnemi kullandım. Bunu he she it için yaparsam... Bir he, bir erkek kişi seçersem mesela diyorum ki he likes s takımı unutmuyorum. Coffee diyorum. O kahveyi sever derken de yine özne, fiil, yüklemi yazdık ve fiilimize es takısını getirdik. Bu bizim olumlu cümle yapımız. Olumsuz cümle yaparken arkadaşlar bizim yardımcı fiillerimiz var. Onlardan faydalanıyoruz. Bu geniş zaman için do ve does benim yardımcı fiillerim. Do you, I, you, we ve they ile kullanıyorum. Ve mutlaka yanına not getiriyorum. Çünkü İngilizce'de olumsuzluğu her zaman not ile yapıyorum. Fiilimi yalın kullanıyorum. He, she, it ise does getiriyorum. Ve ardından da not kullanıyorum arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey ben burada does kullandığım zaman fiilin artık burada yalın kullanıldığıdır. Birer tane örnek cümle yapalım. Mesela diyorum ki we do not get on well. Get on well arkadaşlar iyi anlaşmak demek. Biz iyi anlaşmayız dedim ben burada. We do not get on well dedim. Bunu kısaca do not yerine don't şeklinde de yazabilirdim. Don't da yazabilirim. Do not da yazabilirim. Mesela bir kadın kişi seçip desek ki she doesn't have a car dersem mesela onun arabası yok arabaya sahip değil derken burada kısaca doesn't şeklinde yazdım. Dikkat etmem gereken şey have burada s takısıyla kullanmamış olsam olmam. Çünkü does'ı kullandığım için burada fiilimi yalın kullanmam gerekti. Bu bizim cümle yapımız arkadaşlar. Ee, peki sınavlarda böyle mi çıkıyor bunlar mı çıkıyor? Tabii ki hayır. Ne, neler çıkıyor bakalım. Simple present tense nerelerde kullanılır? Ya ben hangi durumlarda simple present tense kullanıyorum? Buna dikkat etmem gerekiyor. Şimdi düzenli gerçekleşen olaylar diyorum. Düzenli gerçekleşen olaylara bir örnek yazalım. Mesela örnek veriyorum siz okula gidiyorsunuz ya da işe gidiyorsunuz. Sizin belli bir uyanma saatiniz vardır. Mesela alarm kurarsınız. Her gün 7'de kalkıyorsunuzdur. Bu sizin için düzenli gerçekleşen bir olaydır. Diyorum ki mesela I wake up uyanmak demek at 7 AM. AM sabah zaman dilimi için kullanılıyor. Akşam zaman dilimi için PM kullanıyorum. Her sabah 7'de uyanırım derken mesela every morning diyorum. Her sabah 7'de uyanırım. Bu benim için düzenli gerçekleşen bir olaydır. Hafta işleri her gün 7'de kalkıyorum da diyebilirim. Mesela bilimsel gerçeklerden bahsederken kullanıyorum. Mesela bilimsel gerçek benim için ne olabilir? Çok klasik bir örnek var. Onu yazacağım. Su 100 derecede kaynar diyebilirim. Ya da dünya güneşin etrafında döner diyelim. İkinciyi yazalım. İkini çok duymuş olabilirsiniz. Diyorum ki the earth dedim. Dünya dönmekten kastım arkadaşlar burada orbit dedim. Dikkat edin dünya kavram olarak it olduğu için orbiti s'le kullanmam gerekti. The earth orbits the sun diyorum. Dünya Güneş'in etrafında döner. Buraya bunu yazabilirim. Şuraya Araya around da getirebilirim. Around da etrafında demek. Orbit'i de kullanabilirsiniz. Around da etrafında demek. Dünya güneşin etrafında döner derken de bu şekilde kullanım. Bu bilimsel bir gerçektir. Üçüncü kullanım alanı takvimle sabitlenmiş olaylar. Hocam bu ne demek? Şundan bahsediyorum. Mesela evden çıktınız ve otobüste, trenle, metro ile işe gidiyorsunuz değil mi? Siz açıyorsunuz telefonunuzdan uygulamayı, cep telefonu uygulamanızı açtınız otobüs için, tren için. Size orada şöyle bir takvim halinde otobüslerin, trenlerin, metroların kalkış saati var verilir. Mesela örnek veriyorum işte sabah 6'da bir kalkıyordur. İşte 6'yı 15 geçe bir otobüs vardır. 6.30'da bir otobüs vardı. Bu otobüslerin kalkış saatleri sabittir. Bu otobüsler her gün 6'da kalkar, her gün 6'yı 15 geçe kalkar, her gün 6.30'da kalkar. Otobüslerin, trenlerin, uçakların kalkış saatleri buna bir örnektir. Ya da örnek veriyorum bir kursa gidiyorsunuz, okula gidiyorsunuz. Sizin ders başlangıç saatiniz mesela akşam 6.30'dur. Siz biliyorsunuzdur ki örnek veriyorum salı ve perşembe günleri 6.30'da sizin kursunuz hep 6.30'da başlıyor. Bu da bizim için takvimde sabitlenmiş bir olaydır. Gittim tren istasyonunda bekliyorum. Saatime baktım. Saat şu anda mesela 2.25 geçiyor ve ben İki buçuk otobüsünü ya da iki buçuk trenini bekliyorum. Diyorum ki the train dedim. Tren dedim. Kalkıyor anlamında. Leave diyeceğim. Yine tren it olduğu için leaves diyorum. Tren kalkıyor. Kaçta kalkıyor? İki buçukta kalkıyor diyeceğim mesela. To thirty pm dedim. Öğleden sonra olduğu için. Diyorum ki iki buçukta kalkıyor dedim. Çünkü bugün de iki buçukta bu tren kalkacak. Yarın da 2.30'da kalkacak, dün de 2.30'da kalktı. Bu her gün takvimde sabitlenmiş bir olay olduğu için leaves şeklinde geniş zamanla kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Tanımlamalar diyorum. Tanımlamalardan kastım ne? Siz bir tanım yapıyorsunuzdur. Genel bir bilgi veriyorsunuzdur yine aslında. Bundan dolayı mesela diyorum ki Ankara Türkiye'nin başkentidir dedim. Ankara Türkiye'nin başkentidir dedim. Şimdi dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Bir önceki cümlelerde 7'de kalkarım. Kalkmak bir fiil. Dünya güneşin etrafında döner. Dönmek bir fiil. Tren 2.30'da kalkıyor. Kalkmak bir fiil. Ama burada başkentidir. Benim yüklemim ne arkadaşlar? Bir isim. O zaman bu bir isim cümlesi. Ben isim cümlemde neyden faydalanıyordum? Be fiilinden faydalanıyordum. Bir önceki videoyu izleyin eğer izlemediyseniz orada bundan bahsettim. Bunu anlamazsınız yoksa. Peki be dediğim şey benim için present zamanda neydi arkadaşlar? Am, is ve are idi. O zaman diyorum ki Ankara Türkiye'nin başkentidir. Özlem de Ankara. O zaman İngilizce cümle yapısına göre bunu bir yazalım. Diyorum ki Ankara. Is diyorum çünkü Ankara it oluyor. Diyorum ki Ankara is capital başkent demek of Turkey dedim. Of da burada bana ın in, in anlamını kattı. Şöyle yazayım ın in, in anlamını kattı. Ankara Türkiye'nin başkentidir derken bakın bir tanımlama yaptığım için present tense de emizarı kullandığım için de burada izi kullanmam gerekti. Genel olarak bu olaylarda, bu durumları anlatırken kullanıyordum. Ki örnek soru çözerken de bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Peki gelelim. Benim Simple Present Tense'deki anahtar kelimelerim nelerdir? Ben soruda mesela bu anahtar kelimelerden birini yakaladığım zaman ne, Simple Present Tense'ü kullanabilir miyim? Buna bakacağız. Every. Every ne demek? Her. Her gün. Her hafta. Her ay. Her yıl derken yine kullanmam gerekiyor. Bir örnek cümle yazalım. Diyorum ki I go on holiday every August. Her Ağustos'ta tatile giderim derken bakın burada yine geniş zamanla kullandım. Bugün, bugünlerde bu aralar Nova Days ve Days, Days birbirine eş bugünlerde today de bugün demek arkadaşlar. Diyorum ki mesela bugünlerde Herkes bir akıllı telefona sahip diyelim. Herkes dediğim zaman everybody. Bunu tekil çekimlemem gerekiyor. Herkes çünkü kelime yapısı olarak tekildir. Kastettiğim şey çoğul olsa bile tanımladığım kelimem tekil olduğu için sahip olmak have ama ben burada tekil çekimlemem gerektiği için s takısı getireceğim. Everybody has a smartphone today dedim. Bugün herkes bir akıllı telefona sahip dedim. All the time, always. Burada sonunda i yok. All the time, always. Her zaman demek. Usually, generally, genellikle demek. Never da asla demek. Arkadaşlar. Ne diyorum burada mesela? I always study regularly. Ben her zaman düzenli bir şekilde çalışırım derken always özlemden sonra kullanıyorum. Kullanış olarak böyle. Daha sonra fiilimi yalın kullandım ve regularly dedim. Cümlemi böyle kullandım. Yanlış şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Ben buraya bunları yazdım ama bunu biz geçmiş zamanda, gelecek zamanlarda kullanabileceğiz. Örneklerimi göstereceğim. Proverb, proverb ne demek? Atasözü. Mesela bir örnek yazalım. What comes around goes around diye bir atasözümüz var. Bakın comes ve goes şeklinde. Peki bu ne demek? Hadi bunu da siz merak edin. Ben buraya bir soru işareti bırakayım. Bu İngilizcede bir atasözüdür. What comes around goes around. Bunu internetten bakın. Hatta Justin Timberlake'in de Justin Timberlake abimizin de böyle bir şarkısı var. Onu da tavsiye ederim. What comes around goes around. Bu da size ödev olsun. Ne demek? Bir atasözü kullanırken arkadaşlar bundan bahsediyoruz. Mesela bir tane daha bahsedeyim hatta. Mesela siz dediniz ki bir konudan yakınıyorsunuz. Ya bu çok zor. Ben bunu yapamıyorum. Karşı taraf diyor ki ya abartma. O kadar da zor değil. Mesela biz ne diyoruz? Atla deve değil diyoruz. Mesela bunun İngilizcede bir benzeri var. It is not rocket science diyorum. Yani ne demek? Science bilim demek. Hani roket bilimi değil. Yani bizdeki atla deve değil abartma gibi kullanılıyor. Roket biliminin zor olmasından yola çıkarak it's not rocket science diyerek, o kadar da zor değil abartma yapılabilir anlamını katıyorum. Geniş zamandaki anahtar kelimelerim de bunlar. Birer tane de örnek cümle yazdım. Genel olarak hatlarıyla bilmeniz gereken bu. Siz neleri not etmelisiniz burada arkadaşlar? Söyleyeyim. Anahtar kelimelerimi, kullanışlarımı, bir de S takısı gördüğüm zaman bunu tanımam gerektiğini bileceğim. O zaman şimdilik bunu atlayarak bunu bitirerek present continuous tense'imize geçelim. Present continuous tense ne demek? Continuous ne demek? Önce ona başlayalım. Bunu kırmızıyla yazmışım gördüğünüz üzere. Continuous arkadaşlar İngilizcede devam eden demek. Kelime yapısı, kelimenin anlamı olarak devam eden. Present ne demekti? İlk başta bahsetmiştim. Şu an günümüzde yani şu anda devam eden bir şeyi anlatıyorsam ben, bu da bize şimdiki zamana devam karşılık gelecek. Önemli bir bilgi, işinize çok yarayacak. Eğer bir zaman, bir model, pasif, gerin, infinitif fark etmez. Yanında continuous görüyorsanız arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka bu b ve ing'nin beraber kullanılmasıdır. Bu ekte bizim için your ekidir. Bakın tekrar ediyorum. Bu çok önemli. Lütfen bunu not alın. Ben size ileriki videolarda soracağım. İngilizce'de your ne demek? Siz de bana diyeceksiniz ki ing. Ben ne diyeceğim ki? Hayır. Ing tek başına your demek değildir. Ing be fiiliyle beraber kullanıldığı zaman your demektir. Önemli bir bilgi. Belki çok basit geliyor. Belki şu an çok sallamıyorsunuz. Ama tekrar ediyorum. ING tek başına yor değildir. B ve ING beraber kullanıldığı zaman yor demektir. Bu bilgiden yola çıkarak ben present zamandayım ve kısaca cont yazacağım. Continuous anlam vermek istiyorum. Bana diyor ki B verb ING kullan. Süper kullanayım. Present zamanda benim B fiilim neydi? M, is ve are idi. O yüzden bakın geldim. Ben burada am, is ve are kullanmak durumunda kaldım. Çünkü bunların hepsi be fiilinin çekimli hali arkadaşlar. Tekrar diyorum am, is, are. Be fiilinin aya göre çekimlenmiş hali. He, she, it'e göre çekimlenmiş hali. UV'de göre present zamanla çekimlenmiş hali ve fiilimi ing ile kullanıyorum. Bir örnek yapalım. Diyorum ki I'm teaching English now. Şu an İngilizce öğretiyorum derken şu anda yapıyor olduğum bir aktiviteyi anlattığım için bunu kullandım. Peki olumsuz yapmak istersem İngilizce'de olumsuzum her zaman neyle yapıyorum? Not ekimle yapıyorum. Geldim o zaman araya not'ı ekledim. Dedim ki they are not focusing on the lesson dedim. Focus on odaklanmak demek. Lesson da ders demek. Onlar derse odaklanmıyorlar şu anda. Burada sizi kastediyorum eğer odaklanmıyorsanız. Nasıl kullanıyormuşum? Be fiil ile üst üste kullanarak İngilizce'de your ekini elde ediyormuşum. Ve ben şu anda present bir zamanda olduğum için de be fiilimi emizar şeklinde çekimlemem gerekiyormuş. Grammar yapımız bu şekilde. Present continuous tense nerelerde kullanılır? Bir, şu anda gerçekleşen olaylar. Mesela az önce yazmıştım. Dedim ki, Melih is teaching English. Melih İngilizce öğretiyor. Siz de buraya kendi açınızdan yazacaksanız, ben ders dinliyorum. Mesela derseniz, I'm listening to the lesson dedim. Dersi dinliyorum dedim arkadaşlar. Bunu da sizin için kendi defterinize not edebilirsiniz. Geçici durumlar. Geçici durumlardan kastım ne? Şimdi şöyle bir örnek verelim. Diyorum ki ben normalde Ankara'da yaşıyorum. Okey. Bu benim için genel bir durum. Diyorum ki I live in Ankara dedim. Benim ikametim Ankara. Bu benim için genel bir durum olduğu için bakın burada ne kullandım? Simple present tense yani geniş zaman kullandım. Ama şöyle bir durum hayal edelim. Ben Ankara'da yaşıyorum. Okey. Geçici bir durum için İstanbul'a gittim. Ve ben İstanbul'da 1-2 haftalığına kalmam gerekiyor. Ve İstanbul'da kalıyorum diyeceğim. Bakın normalde Ankara'da yaşıyorum. Ama bu aralar İstanbul'da kalıyorum diyeyim. Geçici bir durum. Ankara'ya geri döneceğim. Diyorum ki ama but I am staying in İstanbul these days dedim. These days ne demekti? Bugünlerde. Bugünlerde dedim İstanbul'da kalıyorum. Ya da örnek veriyorum. İş arıyorsunuz. Bu sizin için geçici bir durum. Yakın zamanda bir iş bulacaksınız. Diyorum ki bugünlerde iş arıyorum. Ya da bunu he ya da she için biri yapalım. Dedim ki he Is dedim. Aramak. Looking for. For'la beraber kullandığı zaman aramak oluyor. Look tek başına bakmak demek. Who's looking, he's looking for. Arıyor. A job. Nowadays. Bugünlerde iş arıyor derken. Bakın geçici bir durum olduğu için. Present continuous da kullandım. Üçüncü kullanımı Yakın gelecek zaman. Yakın gelecek zaman biz Türkçe'de de çok kullanıyoruz. Gittin arkadaşınla mesaj attı. Yarın ne yapıyorsun? Ne yapacaksın diyebilirim. Problem yok. Ama ben ne diyorum? Yarın ne yapıyorsun? Akşam ne yapıyorsun? Arkadaşına ne diyor ki? Ya akşam annemlere gidiyorum. O zaman diyorum ki ziyaret ediyorum fiilini kullanacağım. I'm visiting my parents tonight dedim. Bu gece yani bu akşam annemlere gidiyorum anlamında kullandım. Parents biz annenler diyoruz ama anne babanın yerine geçiyor. Ya da diyelim ki Cem var ya haftaya İstanbul'a uçuyorum. I'm flying to Istanbul next week haftaya İstanbul'a uçuyorum derken yine bunu kullanıyorum arkadaşlar. Aşamalı gerçekleşen olaylar. Aşamalıdan kastım ne? Türkçede kullanım olarak mesela günden güne giderek dedim. Şu an ben bu videoyu çekerken biz Kasım ayındayız ve Kasım ne demek? November. Ve demek istiyorum ki havalar gittikçe soğuyor diyeceğim. Örnek veriyorum işte dün 15 dereceydi. Bugün 14, yarın 13, ertesi gün 12, 11, 10 diye aşamalı olarak gerçekleşen bir olay var. Diyorum ki the weather hava soğuyor diyeceğim. Soğuk arkadaşlar şuraya not alıyorum. Cold. Sizin elinizde bir sıfat var. Ek bilgi olsun bize. Bu sıfattan ben soğumak diye bir fiil elde etmek istiyorum. Soğuk sıfat soğumak. Hemen yanına get getirerek bunu fiil yapabiliyorum. Get cold da üşümek, soğumak anlamına geliyor arkadaşlar. Hemen ben bu fiilimi alayım. Şuraya getireyim. The weather it olduğu için is dedim. Bundan sonra ayıncıyı getireceğim. The weather is getting cold dedim. Daha da soğuklaşıyor anlamını vermek istersem. Colder diyebilirim. Bu da daha anlamını katar. Hava gittikçe soğuyor dediğim için arkadaşlar. Aşamalı gerçekleşen bir olayı anlattığım için. Diyelim ki günden güne. Day by day. Hava günden güne soğuyor dediğim için aşamalı gerçekleşen bir oluyor. Anlattığım için kullandım. Devam edelim. Present continuous tense'de kullandığım anahtar kelimeler. Now şu an, presently şu anda, nowadays bugünlerde, at present şu anda, currently de şu anda demek. Nowadays, currently, these days. Bunların hepsi şu anda, bugünlerde olarak kullanıyorum. Gradually, aşamalı olarak Slowly yavaş yavaş yine aşamalı olarak bir örnek. Day by day de günden güne demek arkadaşlar. Günden güne de bunlar da aşamalı olarak kullandıklarıma bir örnek. O zaman ben soruda bu anahtar kelimeleri gördüğüm zaman present continuous'tense yönelebilirim demek. Bakın yöneleceğim demiyorum. Yönelebilirim demek soruya göre karar vereceğiz ki bu da örnek soru çözümlerinde göstereceğim. Devam edelim. Present Continuous dersi de bu kadar. Geldim Present Perfect Tense. Şimdi kağıdı kalemi bırakın beni bir dinleyin arkadaşlar. Çünkü okulda duyduğunuz şeylerin biraz yıkmam gerekiyor. Present Perfect dersi ile alakalı şöyle bir şey duyuyoruz biz. Geçmişte yaptım etkisi hala devam ediyor diye okulda bunu duyuyorsunuz. Ben size diyorum ki olmaz öyle saçma şey. Ne demek bu? Videoyu bir dakikalığına durdurun. Geçmişte yaptığım etkisi devam ediyor ne demek olduğunu bir düşünün. Çünkü benim verdiğim örnekleri siz kafanıza göre oraya çekeceksiniz. Oraya yorumlayacaksınız. Ama ben anlatırken ne olduğundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle gramer yapımıza bir bakalım. İngilizcede arkadaşlar perfect diye bir kalıbımız var ve bu have verb3 şeklinde kullanılıyor. Ben bunu I you we they öznelerimle have olarak kullanıyorum. He, she, öznelerimle hez olarak kullanıyorum ve fiillerimin üçüncü halini kullanıyorum. Olumsuz yapmak istersem de gene her zaman not'tan faydalanıyorum. Buraya not'ı da eklemiş oluyorum. Şimdi gramer kuralım bu şekilde bunu not alın. Çünkü bunun, bunun kullanım alanı bizim için çok önemli. Bakın present perfect tense nerelerde kullanılır? Arkadaşlar present perfect tense bizim için geçmiş zaman gibi bir şeydir. Ama... Bunun bize kattığı farklı bir anlam var. Şimdi ben size Türkçe'de aynı 4 kelimeyi kullanarak 3, 3 tane cümle söyleyeceğim. Siz burada neyin değiştiğini kendinizce bir yorumlayın. Bakın şuraya da yazayım. Diyorum ki ben dün eve geldim dedim. Dün ben pardon dün eve ben geldim. Ben eve dün geldim dedim. Bakın aynı dört kelimeyi kullanarak üç tane cümle yazdım. Ben dün eve geldim, dün eve ben geldim, ben eve dün geldim dedim. Şimdi YKS yazılan arkadaşlarıma da bir örnek olsun bu. Benim yüklemim geldim. Türkçe'de vurgu yüklemin arkasında kullanılan kelimededir. Yani burada evi vurgularım, burada beni kullanalım, burada da dünü vurgulamışımdır. Burada vurgu farkı vardır. YKS öğrencileri Türkçe için not alsın. Türkçede vurgu yüklemin arkasında kullanılan kelimededir. İşte present perfect tense de bizim için geçmiş zaman gibi bir şeydir. Ama bizim için önemli olan şey nedir biliyor musunuz? Onu yaptınız mı, yapmadınız mı? Ben öğretmen olarak sınıfa geldim. Diyorum ki, arkadaşlar ödevinizi yaptınız mı diye soruyorum. Öğretmen olarak benim için önemli olan şey ne? Ödevi yaptınız mı? Yapmadınız mı? Ben bununla ilgileniyorum. O yüzden ben bunda present perfect tense kullanıyorum. Geçmişteki bir eylemin olup olmaması, eylemin ne zaman olduğundan daha önemliyse kullanıyorum. Diyorum ki mesela, hocam ben ödevimi yaptım. I have done my homework dedim. Siz bana bak geçmiş zamanı bilip deseydiniz ki I did deyip fiilin ikinci halini kullanırsam geçmiş zaman oluyor bir sonraki videonun konusu. I did my homework deseydiniz. Ne olurdu? Ölür müydük? Ölmezdik. Bir şey olmazdı. İster I have done derdim ister I did derdim. Ama ben ne diyormuşum? I have done dediğim zaman eylemi vurgulu vurguluyormuşum. O yüzden birinci kullanımım buymuş. Bir, bir tecrübe aktarılıyorsa bir iş görüşmesine gittiniz. Size sordular. Daha önce bir yerde çalıştınız mı? Evet. Birkaç farklı şirkette çalıştım diyeceksem. Ben ne yapıyorum? Benim için çalışıp çalışmamam önemli. Tecrübem önemli ise diyorum ki I have worked in many companies. Birçok şirkette çalıştım derken kullandım. Hiç yapmadığımız şeylerde kullanıyoruz. Neden? Neden hiç yapmadığım şeylerde bunu kullanıyorum? Siz bana dediniz ki ben hiç ne diyelim mesela baklava yemedim deseniz. Ben size şöyle bir şey sorabilir miyim? Mesela burada geçmiş zaman kullanabilir miyim? Bakalım. Geldi ki ben hiç baklava yemedim. Aa ne zaman yemedin? Diye bir soru sorar mıyım? Yapmadığımız bir şeyin zamanı olmayacağı için geçmiş zamanda kullanamayız. O yüzden diyorum ki I have never eaten baklava diyorum arkadaşlar. Yani burada ben bir şeyi hiç yapmadığım için bunun bir zamanı yok. E bir zamanı olmadığı için de geçmiş zaman kullanamıyorum. O yüzden diyorum ki I have never eaten baklava. Geçmiş zaman konusu anlatırken buraya tekrar referans vereceğim. Yakın geçmiş zaman. İşte yakın geçmiş zaman şu etkisi devam ediyor muhabbeti sadece buradan geliyor arkadaşlar etkisi buradan, etkisi devam ediyor buradan geliyor. Aslında saçma. Burada da ne kullanıyorum ben? Just ve already diye benim iki tane yardımcı zarfım var. Just henüz. Şimdi daha yeni demek. Already de çoktan demek. Geldiniz kursa. Ben de görüşmek istiyorsunuz. Dediniz ki Melih burada mı? Diyorum ki is Melih here diye sordunuz. Onlar dedi ki ya şimdi çıktı. Daha yeni çıktı diyeceğim. Etkisi devam ediyor yani şu an burada değil gibi. Saçma bir yorumlamada bulunmayın lütfen. Yakın geçmiş zaman. Diyorum ki he has just left diyorum. Daha şimdi yeni çıktı derken kullanıyorum. İşte size okullarda anlatılan etkisi devam ediyor olayı buradan geliyor. Ama size gerçekten söylüyorum ki böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şeyin etkisi devam etmiyor. Zorlama yorumlarda bulunmayın. Ama bu genel İngilizce için önemli. Benim için ben diyorum ki inşallah size YKS'de, YDS, Gökdil'de bunu sorarlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunun çok net zaman kalıpları var. Çok net zaman kalıplarım var. Recently gördüm. Lately gördüm. In recent years gördüm son zamanlarda hiç düşünme işaretle heves verbage. By now şu ana kadar until now şu ana kadar şu y değil u. Up until now up to now şu ana kadar so far şu ana kadar up until now şu ana kadar yapıştır. Now that şimdi madem ki yapıştır. Yet henüz still hala still burada biraz soru işareti bunu yapıştırma. Already çoktan just henüz never ever yapıştır. Yıldız atıyorum, bu gelir, bu çıkar, çıkıyor, çıktı, çıkacak, o yüzden. In the last mesela, over the last. Bu ikisi birbirinin aynısı ya da past kullanabilirsiniz. Son 50 yılda, mesela diyorum ki 50 years. Son 50 yılda, son 3 haftada, two weeks tarzı bir ifade gördüğünüz zaman yapıştırın. Throughout boyunca, Günümüz bir zamanla. Mesela diyorum ki throughout 21st century dedim. 21. yüzyıl boyunca dedim. Unutmayın biz 21. yüzyıldayız, 20. yüzyılda değiliz arkadaşlar. Karıştırmayın. 21. yüzyıl boyunca dedim. Ben hala 21. yüzyılda olduğum için bunu kullanıyorum. This is diye bir ifade gördünüz. This is dediniz. Süperlatif. Süperlatif ne demek? The best en iyi the most and the first ilk the last son bir ifade gördünüz. Mesela diyeceğim ki izlediğim en iyi film. This is the best ifadesini yapıştırdım. This is the best movie gördünüz ve soru şöyle. I boşluk var movie. Direkt arkasından arkadaşlar I have ever Watch diyorum. Bu zamana kadar izlediğim en iyi film derken Heves Verbüci yapıştırıyorum. Diyeceğim ki şuna bir örnek vereyim. Son 50 yılda dünya ısındı diyeceğim. Over the last 50 years gördünüz. Diyorum ki dünya ısındı. The Earth has warm up warm up ısınmak has warmed up dedim. Bakın sırf yukarıdaki ifadeyi gördüğüm için bunu yapıştırdım. Until now so far. Dedim ki şu ana kadar so far bana herhangi bir mail gelmedi. I have not. Gelmek bu da receive ulaşmak anlamında. I have not received an email dedim. Bana bir mail gelmedi derken sadece so far'ı over the last'ı This is the best ifadesini kullandığım için present perfect'i e yapıştırıyorum. Soruyu çevirmenize bile gerek yok. Soruda gördüğünüz bu ifadeleri direkt yapıştırın. Hiç acımayın arkadaşlar. Bunu gördüğünüz zaman direkt yapabilirsiniz. Bunları verdim. Bunlar daha çok soruluyor. Ama bizim kullandığımız sizin de derslerinizde, genel İngilizce derslerinde okulda gördüğünüz iki tane ifade var. Birincisi since, den beri demek. Diğeri de for dir, dir demek. For bir kere, iki kere soruldu. Mesela diyorum ki since 2015 2015'ten beri I have changed a lot. 2015'ten beri çok değiştim derken bu ifadeyi kullandığım için ya da for 10 years 10 yıldır onu görmedim. I have not seen kadından bahsediyorsam her. Onu 10, 10 yıldır görmedim derken de bakın forla ve since de kullanıyorum. Since de den beri demek. Burada bizim bir kuralımız var. Onu da yazalım. Since'den sonra geçmiş zaman bir ifade gördüyseniz direkt arkadaşlar arkasından have ya da has were güçle devam ediyorum. Yıldızımı da buraya atıyorum. Lütfen bunu notlarınızın arasına alın. Hevez verb 3 ile devam ediyorum. Since'den sonra fiilin ikinci halinde bir yapı var ise. Burası çok önemli. Bu anahtar kelimeler çok önemli. Eğer biz konuşma dersi yapıyor olsaydık bu kadar üstüne durmazdım. Ama gramer sorusu çözüyorsam, bu ifadeleri görüyorsam Hevez verbüçe yöneleceğim arkadaşlar. Present perfect tense inşallah sınavda bu gelir. Çünkü bu zaman kalıplarını vermeden size soramaz. Siz de bu zaman kalıplarını biliyorsanız direkt yapıştırabilirsiniz. Geldim bir de present perfect'in continuous hali varmış. Present continuous'a döndüm. Present Continuous'ta ben sana dedim. Eğer bir tense'de continuous ifadesi varsa benim your eklemem lazım. İngilizce'de your nedir? ING diyenler yine yanıldı. Be verb ING. Be'yi unutmuyorum. Çok önemli. İleride çok işime yarayacak. Şimdi ben be were by kullanmam gerekiyor. Şuraya bir formülize yazalım. Bu continuous. E perfect ne demekti? Ben perfect'te de have ile fiilin üçüncü halini beraber kullanacağım. Bakın iki kural üst üste kullanıyorum. Have ile fiilin üçüncü hali. Ben buraya da continuous eklemek istiyorum arkadaşlar? O zaman be'nin hangi halini kullanmam gerekiyormuş? Üçüncü hali. Bu da be. Bu direkt kural. Bilmiyorsanız bir önceki cümleye bir önceki videoya gidin. İsim cümlesinde be'nin present hali emizar, past hali was were, perfect hali de be'in demiştim. Üçüncü hali. O zaman bakın nasıl kullanıyorum. Burada have been şeklinde, burada has been şeklinde fiilimi ing ile kullanıyorum. Olumsuz yaparken de not'ı yine buraya yapıştırıyorum. Bunun öncekinden farkı ne? Geçmişte başlayıp hala devam eden eylemlerde kullanıyorum. Mesela I have done my homework örneğini tekrar ele alalım. Ödevimi yaptım. I have done my homework dedim. Bakın ben burada neyi anlatıyorum arkadaşlar? Bitmiş bir eylemi anlatıyorum. Yaptım. Ama desem ki bir saattir ödev yapıyorum. I have dedim. Bakın ben buraya yapıyorum getireceğim. Yapıyor Room. Your var. Hemen be verb by mi düşüneyip. I have been doing my homework for one hour dedim. Sürecimi de verdim. Bir saattir ödev yapıyorum dediğim için. Bakın burada ödevimi yaptım derken bitti. Yapıyorum derken devam ediyor. Ya da diyorum ki mesela video başlayalım ortalama herhalde bir 20 dakika falan olmuştur. Tam takip edemedim. 20 dakikadır. Hazır video buna güzel bir örnek. I have been shooting çekmek anlamında this video bu videoyu çekiyorum for 20 minutes dedim. Şu an kaçıncı dakikada olduğumu emin değilim. Eğer şu an örnek veriyorum 25. dakikadaysam siz buraya 25 yazınız. 15 ise 15 yazın. 20 dakikadır bir videoyu çekiyorum dedim. Bakın şu an bir videoyu hala çekmeye devam ediyorum. Eğer sizin için örnek verirseniz diyorum ki siz bu videoyu dinliyorsunuz. You have been eğer bir buçu almadıysanız. You have been listening ya da watching kullanabilirim. To this video watching de diyebilirdim. Videonun kaçıncı dakikadayız kalp dakikasındaysan boşluğu size bırakıyorum ki defterinizi öyle yapın. Minutes dedim. Minute dakika demek. Siz 20 dakikadır 25 dakikadır bu videoyu dinliyorsunuz diyeceksem de arkadaşlar. Buraya da videonun şu an kaçıncı dakikasındaysam durdurun. Buraya orada dakikanın adını e, dakikanın dakikasını buraya yazın arkadaşlar. Yani present perfect tense present perfect continuous farkı neymiş? Biri bitmiş eylem biri devam eden eylem. Bunun zaman kalıpları, anahtar kelimelerin present perfect tense aynı. Tek yapmam gereken şey neyi bulmak? Şurada olduğu gibi eylem devam ediyor mu? Eylem bitmiş mi? Ki bu da inanın çok basit. Hemen bir örnekle açıklayalım. Şimdi diyelim ki dünyanın sıcaklığı 10 yıldır artıyor ve bu birçok felakete sebep oldu diye yazalım. Şimdi dünyanın sıcaklığı 10 yılda artıyor dedim. Diyorum ki Earth's temperature the earth demem lazım. The Earth's temperature dünyanın sıcaklığı bakın artıyor. Hala da küresel ısınma olduğu için bu olay devam ediyor. Has been increasing, increasing for 10 years dedim. Dünyanın sıcaklığı 10 yıldır artıyor. Bu olay hala gerçekleşiyor. Ve and bu birçok felakete sebep oldu. Bakın tam şu anda şu noktada felaket olmuyor belki. Ama mesela bu yüzden birçok orman yangını oldu, birçok sel oldu, birçok ekinler yok oldu. Zaman içerisinde bu olaylar gerçekleşti. Şu anda gerçekleşiyor olmasına gerek yok. Bu this dedim. Sebep olmak cause diyebilirim. Ya da lead to diyebilirim. This has caused. Bakın bu sebep oldu. Birçok felakete. Many disasters diyorum. Disaster da felaket demek. Bu da birçok felakete sebep oldu dedim. Bu güzel bir örnek oldu ki buna benzer çok bir örnek 2019 YDS'nin son sınavında geldi. O yüzden bu farkı da biliniz. Çok rahat ayırt edersiniz. Şöyle bir güzelliğimiz var. ÖSYM'nin sınavlarında size dedi ki recently dedim. Tamam. Cümlenin geri kalanı önemli değil. Şıklara geliyorum. A seçeneğim. B seçeneğim, C seçeneğim, D seçeneğim ve E seçeneğim var. Sallıyorum fiilimde tamamen uyduralım ne olsun? Play fiilim olsun. Sallayarak işte is playing var şıklarda. Bakın cümlenin olduğu hiç önemli değil. İşte plays var. Has played var. Burada bir sonraki cümlede videoda anlatacağım geçmiş zaman played olsun. Bir de yine bir sonraki videoda anlatacağım had played olsun. Şıklar böyle böyle tamam mı? Recent diye yakaladınız ya siz. Bakın şıklar böyle gelecek. Hemen recent diye ben heves verbüşte de kullanıyorum deyip direkt C şıkkına gidiyorsunuz. Soruyu çevirmeye de gerek yok çoğu zaman. O yüzden burada is playing, plays, played, had played bunlarla işim yok. Soruyu tam çevirmesen bile recently'nin ben heves verbüşte kullanıldığını bildiğim için has played'i yaptım. Yani şıklarda has been playing olmaz. Siz ikisinin ayrımını yapmak zorunda kalmazsınız. O yüzden has görüp direkt yapıştırabilirsiniz. Anlaşıldığını düşünüyorum. Kafanızda takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz Telegram'dan. Bu derste anlattığım PDF dosyasını Telegram'dan birazdan paylaşacağım. Siz de arkadaşlar Telegram'dan bu ders dosyasını indirebilirsiniz. Kendiniz de not alabilirsiniz. Telegram'a nereden üye oluyorum? Instagram Melih Göçer Official'a giriyorum. Profildeki linke tıklıyorum ve Telegram kanalına üye oluyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.